lütfen. Buyurun lütfen. Lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Sağ olun, teşekkür ederim. Beyaz güzel renkmiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları ve her tür ayrımcılığa, zorbalığa, haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Bu beyaz buluşmamıza sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz, Bay Kriz ve arkadaşlarının en büyük özelliği beceriksizliklerinin sorumluluğunu asla kabul etmemeleridir. Kendilerinden başka herkes ve her şey herhangi bir konudaki kötüye gidişin sorumlusu olabilir. Bir tek kendileri ak kaşıktır. Bunun psikolojik çözümlenmesine hiç girmeyeceğim. Sonra mahkemelik oluyoruz. Biliyorsunuz Bay Kriz'in beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında çile çekiyor. Bu arkadaşlar da bir süredir enflasyon canavarının sorumluluğunu atacak bir şey arıyorlar, bir yer arıyorlar. Her hafta başka bir sorumlu uyduruyorlar ama bir türlü tutturamıyorlar, tutunamıyorlar. Nitekim son olarak dünyada enerji fiyatları yükseliyor. O yüzden enflasyon yüksek demeye başladılar. Ne var ki bu fütursuzca uydurulmuş koskoca bir yalan. Belli ki artık söyleyecek yalanları da kalmamış. Kardeşim, başka ülkeler enerji ithal etmiyor mu? Sadece biz mi enerji satın alıyoruz? Dünyadaki ülkelerin en az yarısında yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük. Bir tek Venezuela, Sudan, Surinam ve Zimbabwe enflasyonda bizden yüksek. Yani düşünebiliyor musunuz? Asrın liderimizin getirdiği Türkiye. İşte size Bay Kriz'in üstün ekonomi politikalarının sonucu. Surinam'la, Zimbabwe'yle rekabet eden bir Türkiye. Gerçekten ibretlik. Bu milletin artık bu masallara karnı tok.